Ay ay Allah'ım. İyi ki almışız biz bunu ya. Ne kadar çok yakıştı. Anne ayıp ya. Ortalıklarda böyle dolaştırıyorsun beni. Üzerimi değiştirseydin bari. Kız ne ayıbı? Burası şehir yeri. Bunlar zengin. Bunlar öğlene kadar böyle bunlarla geziyor. Sen hiç merak etme. Hiç ayıbı falan yok bu işin. Ya anne. Bak kız. Al şunu doğru kuzeyin odasına. O uyanınca başucunda görmek istiyor portakal suyunu, tamam mı? Bana bak kız. Ablam bütün gece çalıştı, yoruldu. Yazık, bırak azıcık uyusun, sen götürsen ne olur sanki? Hı? Tamam. Hadi hadi, acele etme hadi. Tamam, götürüp geliyorum hemen. Allah'ım sen yüzümüze bak ya Rabbim. Ay ateşle barut. Kuzey şöyle uyansa. Bunu görse bütün güzelliğiyle. Sarsa sarmalasa. Allah'ım sabahların yüzü suyu hürmetine ya Rabbim ne olur. Anne. Çayı koydun mu? Çay ben... Ha ben bugün koymadım. Hadi kızım sen gidip koyuver hadi. Anne sen ne yapıyorsun burada? Halin ne? Kalk çabuk, kalk! Anne ne oluyor ya? Kalk konuşacağız seninle. Ne konuşacağız ya sabah sabah? Melis gece boyu düşündüm. Oturmayan şeyler var. Sen yalan söylüyorsun. Ne yalan anne ya? O Ragıp denen adamla ne konuştunuz? Ya anne, anne bu Zeynep bulunmadı mı? Bulundu işte daha neyi sorguluyorsunuz? Ben anlamadım ki. Bu adamı bize musallat eden de Gönül denen kadın değil mi? Git Gönül'le konuş. Sana akıl soran olmadı. Sen bir suça karıştın, anladın mı? Zeynep bıçaklandı. Ölümle burun buruna geldi. Hayati tehlikeyi atlatmış değil. Bana ne ya? Bana bak, bana bak. Ne kadar sevmesen de Zeynep senin. Yani arkadaşın, kardeşin sayılır. E sonuçta aynı evde yaşıyorsunuz değil mi? Aman, aman istemez. Nasıl bu kadar vurdum duymaz olabiliyorsun Melis? Ya ne olursa olsun bir insanın hayatı söz konusu. Hatta daha önemlisi hayati tehlikeyi atlatsa bile... Belki de çocuğu olmayacak.
Ay, isabet olur. Kendi gibi sülükler doğurmamış olur. Melis, bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu farkında değil misin sen? Sen nasıl bu hale geldin ya? Bak anne. Bülent abi. Ne oldu, ne kırıldı? Çok kötü Yıldız. Çok kötü. Hasan'dan mı aradılar? İyi mi Zeynep? Durumu nasıl? Yok. Hala yoğun bakımda. Zaten ondan da iyi bir haber yok. Abi sen sakin ol. Ben biliyorum. Zeynep iyi olacak. Biliyorum ben. Sen ne olur sakin ol, tamam? Ben şimdi toparlarım bunu. Tamam Yıldız, kusura bakma, ne olur. Bülent. Ay ne oldu, iyi misin? Değilim Feray, iyi değilim. Zeynep'e bir şey mi oldu yoksa? Yok, şu Rakip denen adam. Ne oldu? İfadesini aldılar mı? Ya adam ortada yok ki Feraye. Ne ifadesi? Ne? Adamın evine gittiler, ortada yok adam, kaçmış. Ne yani? Şimdi bu cani dışarıda serbest mi geziyor? Maalesef öyle. Bütün gece seni düşündüm. Bir an bile kırpmadım gözümü. Hayatımı kurtarmak için yaptığım fedakarlık bir an bile gitmedi gözümün önünden. Benim yüzümden sana bir şey olsaydı ne yapardın? Senin olmadığın bir dünyada yaşamanın ne anlamı olur ki? Annemi portakal suyunu kuzeyin odasına götür dedi abla. Üzerimi de değiştireyim dedim, izin vermedi. Ne yapmaya çalışıyor bu kadın? Tamam ablam. Sen yine de dikkat et bundan sonra, olur mu? Yabancı bir evdeyiz sonuçta. Hadi neyse, sen şu akıtmanın hamurunu çırpmaya başla, ben hemen geliyorum. Aa dur bak. Bununla çık. Daha çabuk oluyor. Tamam abla. Anne. Ha. Ne yapıyorsun sen? Ayıp değil mi? Ne yapmışım ben? Neymiş ayıp ola? Ya Bahar'ı Kuzey'in odasına yollamışsın. Kandırmışsın kızı bir de Kuzey sabahları portakal suyunu başucunda ister diye. Ha dedim. Ne var bunda? Ne demek ne var anne? Ya bekar adamın odasına Bahar o kılıkta sokulur mu?
Sen yoksa Kuzey'i mi kıskanıyorsun? Hani sevmiyorum, ilgim yok diyordun. Tamam. Yok zaten. O zaman Kuzey Bahar'ı alsa, evlense, bu evin hanımı yapsa fena mı olur? Ne? Anne ne diyorsun sen? Bahar okuyacak. Onun evlenmeye falan niyeti yok. Ya bak biri duyarsa yanarız, çok ayıp. Ya sen hem Bahar'ı hem bizi nasıl bir duruma düşürüyorsun? Böyle yapmaya devam edersen Naci Hanım sizi iki gün tutmaz bu evde. Tamam tamam dur ama sen de hemen ciddiye alıyorsun. Tamam biz de biliyoruz bu işlerin böyle zorlu olmayacağını ama kaderde varsa da kimse önüne geçemez. Onu da diyeyim. Kitabı da geri vereyim. Gece okumuştum. Aman iyi çalışkan. Ne oluyor ya? Düğmesi takıldı, düğmesi. Dur, dur. Düğmesi, düğmesi takıldı. Bunun, bu hep bunu yapıyor. Hep yapıyor. Ya gerçekten çok özür dilerim. Ben nasıl olduğunu anlamadım, nasıl çalıştığını anlamadım birden. Olur mu canım öyle şey? Onun zaten düğmesi tutukluk yapıyor. Sen de bir anda çalışınca tutamadın. Olsun. Güldük, eğlendik. Bak ne dedim. Kaderin önüne geçilmez. Ya adam nasıl kaçar anlamıyorum Bülent. Keşke polis gelene kadar başında bekleseydin. Ya Feraye, biz o sırada Zeynep'i hastaneye yetiştirmekle meşguldük. Ne yapalım yani, bir de adamın peşine mi düşecektik? Adamı bağladık işte. Bir şekilde kurtulup kaçmış. Peki, neden dün haber vermediler? Bilmiyorum Feraye, bilmiyorum. Bülent, buraya falan gelir mi acaba? Ya buraya niye gelsin ki? Hem burayı bilmiyor ki adam. Seni biliyor, gönlü biliyor. Evet, ben de şimdi Gönül'ü arayayım. Yok, açmıyor. Açmıyor Feraye. Acaba Gönül'e de mi ulaştılar? Ona bir şey yapmasınlar. Ben gidip bir Gönül'e bakayım. Bülent, bu adam seni biliyorsa mutlaka adresini de öğrenmiştir. Peki biz ne yapacağız? Ya Feraye, sen merak etme, buraya gelmez. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Ya onun derdi bizimle değil ki. Onun derdi Gönül'le. Bir dakika ya. Yoksa benim bilmediğim bir şey mi var ha? Yok canım. Yani sonuçta adam suçlu. Böyle insanların biliyorsun ne yapacağı belli olmaz. Neyse endişelenme. Zaten güvenlik de var. Yani bir şey olursa da ben mutlaka gelirim, tamam mı hayatım? Feraye. Ne olur sen de birazcık anlayış göster bana ya. Ne yani? Anlayış göstermiyor muyum Bülent? Ya görmüyor musun? Bu belaların hepsi Gönül yüzünden başımıza geliyor. Tamam Feraye, tamam. Ben çıkıyorum, bir şey olursa haberleşiriz, tamam mı? Kardeşciğim, Zeynep nasıl? Durumu kritik, yoğun bakımda. Şimdi Gönül'e gidiyorum. Ondan sonra da hastaneye yanına gideceğim. Haber veririm sana. Kardeşim, bak Feraye gitgide uzaklaşıyor. Şu Gönül işine biraz ara mı versek ha? Abla, bunu söyleyecek en son kişi sensin. Tamam mı?
biraz unlandık sadece. Ne oluyor burada? Benim yüzümden oldu ya. Kusura bakmayın. Olur mu canım öyle şey? Onun zaten düğmesi tutukluk yapıyor. Sen de bir anda çalışınca tutamadın. Olsun. Şey ben üzerimi değiştireyim o zaman. İyi hadi. Gel kızım gel ben yardım edeyim. Sıla sen de bize bir havlu veriver. Gel. Şu halimize bak ya. Kardan adama döndük. Yani var ya, bunu Sıla yapsa fırçayı yerdi ama Bahar olunca kızmadım bile. Ablacığım ne alakası var ya? Utandırmayayım dedim kızı. Hem daha o çocuk bilerek yapmadı ki. Sıla ile uğraşmak hoşuma gidiyor demiyor da. Neyse. Ha Kuzey bak annem aradı. Dayım şu barodaki baloya var ya gidemeyecekmiş. Kuzey'e mutlaka katılsın dedi. E niye gitmiyor ki o? Bir sıkıntın var? Yok ya işi vardır herhalde dayımın ne olacak? Hem biliyorsun zaten annem söylemez. Ha bir de ablam ben senin smokinini çıkardım. Şimdi pantolonunu ütülerim. Sen kiminle gideceksin baloya? Eşsiz gidilmez. Bir de o var değil mi? Ya benim tamamen aklımdan çıkmış ya bilmiyorum ki. Ablam sen dert etme. Ben şimdi Sıla'yı hazırlarım. Butikten de güzel bir elbise ayarlarız. Öyle gidersin. Tek başına olmaz. Tamam abla tamam konuşuruz. Hı. Alo. He yarın mahkeme. Mutfak beni çekmeyin. Ben buraları temizleyeyim. Tamam temizle ama hemen yukarıya çık olur mu? Sana butikten şöyle güzel bir elbise alalım. Hazırlayalım seni. Kuzey'e baloda eşlik edeceksin. Abla gerçekten mi? Hadi. Balo mu? Sıla değil. Bahar gitmeli baloya. Vallahi Feraye'cim, yerden göğe kadar haklısın. Yani bu gönül meselesi artık bardağı taşırmaya başladı. Bırak bardağı Çana abla. Bülent'in yaptıkları okyanusları doldurur, taşırır. Ya nefes alacak halimiz kalmadı Naciye abla. Gönülün dertleri yüzünden biz kendimizle yüzleşemiyoruz. Acaba Kuzey'e söylesem bir de o mu konuşsa ha? Ne konuşacak abla? Zeynep kızı, Gönül de onun annesi. Hani bunların aralarında sonsuza kadar kesilmeyecek bir bağ var. Ama gerçekten, yani gerçekten umurumda değil. Yok öyle deme şimdi. Ha bırak abla ya ne olur. Derdin başımdan aşkın zaten. Herkes birbirine böyle ucundan yalanlar söylüyor. Gerçekten usandım artık ya. Feraye, başka bir şey mi oldu? Yok bir şey abla. Yok. Bir şey var. Senin canını sıkan başka bir şey var. Anlat bakayım bana. Şimdi sen eğer Bülent'in gönlü ona kayar diye düşünüyorsan olmaz böyle bir şey. Ablacığım mesele öyle bir şey değil. Nedir peki? Mesele Melis. Melis mi? Ne oldu ki? Abla Melis Zeynep'i bıçaklayan adamla konuşmuş. Kamera kayıtları var ve bize dünya kadar yalan söylüyor. Resmen suça ortak olmuş. Melis. Bizim Melis mi? Evet. Adamın Zeynep'i bıçakladığı gün Melis kapının önünde adamla buluşmuş. Alo. Benim Ragıp. Ne istiyorsun ya benden? Konuşmak. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Sen suç işledin tamam mı? Bir daha sakın beni arama.
Gönül? 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 Ne oluyor burada, iyi misin sen? İyiyim. Ah be Gönül. Getir, getir, getir. Kanıyor elin. Getir. Tamam. Bas sıkıcı buraya. Sabaha kadar Zeynep'in yanındaydım. Sonra eve geldim birkaç giysi almak için. Fotoğrafı gördüm. Bülent Zeynep çocukları çok sever. Ya anne olamazsa uyandığında ona nasıl söyleyeceğiz? Hepsi benim yüzümden oldu. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden. Gönül, Gönül lütfen sakin olur musun? Lütfen topla kendini. İyi olmak zorundayız. Zeynep için. Evet. Hı hı. Geleceğim balaya, evet. İki kişi. Tamamdır, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Okudun mu? Evet, okudum. Bahar söyledi. Bana göndermişsin, sağ ol. Hızlı okumuşsun. Okumayı bu kadar çok sevdiğini bilmiyordum. Çok severim hem de. Küçükken okuyacak kitap bulamazdım. Ama elime ne geçse okurdum. İyi. Çalışma odasında bir sürü kitap var. Oradan istediğini alıp okuyabilirsin. Sağ ol. Sence bir küçük deniz yıldızı okyanusa gidebildi mi? Yani hani abisi denizden sıkılmış, okyanusu merak etmiş ya. Evet. Sonra korkularını yenmiş, yuvasından çıkmış. Küçük deniz yıldızı da abisinin hikayesinden etkilenmiş. Okyanusu merak etmiş, bütün gece okyanusu düşünmüş. Ben de kendime benzettim bir küçük deniz yıldızını. Ben de korkarım okyanusa gitmekten, kabuğundan çıkmaktan. Sence küçük deniz yıldızı okyanusa gidebildi mi? Başardı mı? Bence bu sorunun cevabı sende. Nasıl? Kendine bir bak. O köyde kalıp evlenmektense kabuğundan çıktın. Denizleri açtın. Okyanuslara vardın. Şimdi söyle bakalım. O küçük deniz yıldızı hedefine varabilmiş mi? Sıla, hadi geç kalıyoruz güzelim. Geldim abla. Hülya abla beni şeye hazırlayacak da. Neyse, ben gideyim. İşte bu olur. Al bunu. Al. Bunu giy. Yüzüne gözüne de şöyle güzel bir şeyler sür, hazırla. Ne oluyor anne ya? Ne bu acele? Akşama Kuzey balaya gidecekmiş. Dar zamanda da kimseyi bulamamış. Hülya özellikle Bahar gelsin demiş. Hem Kuzey de seni istemiş. Ben mi? Ben Kuzey'le balaya gideceğim. Niye ya? Ablam var, hem o gitsin. Ay olmaz. Seni söyledi Hülya. Hem Kuzey de Bahar gelsin demiş. Hem onun kıyafeti yok ki. Bana aldın ya anne bir sürü şey. Onlardan birini giysin işte. Sıla mı? Ya Sıla'ya yakışmaz bile. Kızım çok lüks yere gidilecekmiş. Yapma böyle. Bak Bahar, adamların evinde kalıyoruz. Ayıptır. Bir faydamız dokunsun ya. Hadi kurban olayım kızım, hadi. Güzelce giy, süslen, püslen bak. Hem Kuzey'i de kırma, hadi. Hı? Hmm?
O an aklımdan bir an bile çıkmıyor. Son nefesinde bile beni söylediğin an. Ben ölürsem... bir daha söyleme şansım olmayabilir. Seni çok seviyorum. Belki o anki korkumdan, belki bu parmağımdaki lanet olası yüzükten, nedendir bilmiyorum. Ben de seni sevdiğimi söyleyemedim. Belki son sözlerimdi onlar. Gözlerimin içine son bakışlarımda. Belki bir daha sesimi duyamayacağım. Belki bir daha gözlerimin içine hiç bakamayacağım. Bilmiyorum. Tek bildiğim seni deliler gibi seviyorum. Sensiz yaşayamam Zeynep. Ne olur bırakıp gitme beni. Sen kimsin? Ne işin var burada? Ben Zeynep'im. Yasak olduğunu bilmiyor musun? Koş, hemşire çağır bana. Hemen. Ne oldu? Kötü bir durum mu var? Kanaması var. Dediğimi yap. Koş, hadi. Kimse yok mu? Kimse yok mu hemşire? Hemşire! Hemşire lazım, kimse yok mu? Yardım edin, kimse yok mu? Hemşire! Sağ ol. Afiyet olsun. Şu Melis'e bak ya. Melis öyle bir caniyle ne görüşür ya? Ya ona da bir zarar verseydi. Ay Allah! Abla aklıma neler geldi anlatamam sana yani. Peki sen konuştun mu? Niye görüşmüş o adamla? Anlatmadı mı sana? Konuşmadım. Korktum abla. Korktum. Yani benim gibi hayatını adalete adayan birinin... çocuğunun böyle bir suça bulaşmış olma fikri bile beni çok korkuttu. Olmaz öyle şey. İster suç olsun, ister olmasın. Abla, Melis suça yardım etmiş olabilir mi? Umurumda bile değil. Melis benim yeğenim. Ama abla... Şimdi sen at kafandan bakalım böyle saçma sapan düşünceleri. Ben Melis'i korumak için elimden gelen her şeyi yaparım. Sen şimdi bana bunu baştan anlat bakayım. Seni aramamam lazımdı. Yoksa annenle baban her şeyi öğrenir değil mi? Evet. Öyleyse dediğimi yapacaksın. Bir daha aramamı istiyorsan hemen aşağı gel. Aşağı mı? Evet, aşağı. Hemen.
Neredesin ki sen? Evin önündeyim. Ya sen inersin? Ya da ben gelirim. Karar senin. Hayır, hayır, hayır. Sakın gelme. Bak, çıkma yukarı, tamam mı? Sakın. Alo. Alo. Kapat ya. Allah'ım, ben ne yapacağım ya? Ben ne yapacağım? Ay, bu elbise sana çok yakışır ya. Rengi nasıl açtı seni? Bak şöyle, pulları da var. Yalnız biraz büyük. Böyle arkaya pens atmak lazım. Tabii sen zayıfsın. Ay dur dur. Ay bir de böyle dantelli bir elbise var. Dur onu getireyim ben. Abla. Ha. Yani ben böyle becerebilir miyim ki? Oralarda Kuzey'i utandırmayayım. Sen becerirsin. Becermez misin? Hadi biraz cesaretli ol, olur mu? Küçük deniz yıldızı gibi mi? O ne? Hiç. Ay dur, beni oyalama, geliyorum. Sen böyle çok daha güzelsin. Sen ne yapıyorsun burada? Bu elbise ne? Şey, Hülya abla... Bana bak. Havuzun giderleri hep dolmuş. Bütün su makine dairesine. Anladın mı? Makine dairesi mi? Evet, makine dairesi. Allah korusun, oraya bir şey olursa biz mahvoluruz. Bak ne dedi Naciye Hanım? Gitsin Sıla oraları temizlesin dedi. Sıkı sıkı tembih etti. Oraları temizlemen lazım. Hah bak şimdi. Ay, prenses gibi olacaksın sen bununla. Çok yakışır sana bu. Hülya'cığım. Ne bu? Sıla Kuzey'e balo da eşlik edecek. Çok güzel değil mi? Yok, olmaz. Gidemez, nasıl gitsin? Tabii senin haberin yok. Bu havuzun giderleri dolmuş. Sular taşmış, makine dairesine dolmuş. Ya Allah korusun, bir şey olursa mahvoluruz. Onları temizlemesi lazım. Ya Naciye Hanım sıkı sıkı tembihledi. Kızar. Ay annem de bugünü mü buldu yani ha? Ay yarın yapar, şimdi baloya gitsin. Olmaz olmaz, o gidemez, o onları halletsin. Ama Bahar gider. Bahar'ın elbisesi de var, biz 2 dakikada hazır oluruz. Bahar'la gider. Sen merak etme o işi. Hadi kızım, sen şu işleri hallet. Ama... Kızım, aması falan yok. Bahar bunu beceremez. Senin yapman lazım. Ya niye anlamıyorsun? Naciye Hanım kızar. Hadi. Hadi. Hadi hadi. Hadi Hülya'cığım. Bana bak. Ama deyip durma şu el alemin yanında ya. Beni rezil ediyorsun. Hem Kuzey Bahar'la gitmek istedi. Söyle hazırlansın dedi. Öyle mi dedi gerçekten? E öyle dedi tabii. Sana yalan borcum mu var? Neyse hadi sen oyalanma. Hallet şu işleri. Hocam. Ege, ne oluyor? Yolunda mı her şey? İyi mi Zeynep? Ya bilmiyorum. Bir anda makine ötmeye başladı. Nasıl ya? Kritik mi durumu? Bilmiyorum.
Hemen ameliyathaneyi hazırlayın. Ameliyat mı? Ameliyatı. Durumu ciddi mi? Bir şey söyleyin. Sen kimsin? Ne işin vardı odasında? Dedim ya, arkadaşıyım. Merak ettim durumunu. Böyle her merak eden içeri girse ne yapacağız biz? Annesine gerekli bilgi verilecek. Ondan öğrenirsin. Adam haklı oğlum ya. Ne işin var senin içeride? Arda, bir de sen başlama. Ne başlamayayım ya? Melis'le nişanlısın ama Zeynep'in dibinden ayrılmıyorsun. Ne diyorsun oğlum sen ha? Ne diyorsun? Zeynep içeride ölüm kalım savaşı veriyor. Yanında olmayayım mı? Ne olarak yanındasın onu soruyorum işte. Uzak dur artık şu kızdan. Arda, kapa çeneni. Allah Allah. Burada böyle tartışıp hastaları rahatsız edeceğinizde gidin kan bulun. Zeynep riskli bir ameliyata girecek. Ben senin smokinini çıkardım. Şimdi pantolonumu da ütülerim. Sen kiminle gideceksin baloya? Eşsiz gidilmez. Bir de o var değil mi? Ya benim tamamen aklımdan çıkmış ya. Bilmiyorum ki. Ablam sen dert etme. Ben şimdi Sıla'yı hazırlarım. Butikten de güzel bir elbise ayarlarız. Öyle gidersin. Tek başına olmaz. O zaman Kuzey Bahar'ı alsa, evlense... Bu evin hanımı yapsa fena mı olur? Ne? Anne ne diyorsun sen? Bahar okuyacak. Onun evlenmeye falan niyeti yok. Ya bak biri duyarsa yanarız, çok ayıp. Tamam tamam dur ama sen de hemen ciddiye alıyorsun. Tamam biz de biliyoruz bu işlerin böyle zorlu olmayacağını ama... Kaderde varsa da kimse önüne geçemez, onu da diyeyim. Maşallah ya ne kadar güzel oldun. Kızım çok güzel yakışacaksınız Kuzey'le. Ne diyorsun anne sen ya? Kuzey abiyle ben mi? Olacak iş değil yani. Ay ne dedim ben ya Allah Allah. Vallahi billahi baloda en güzel çift siz olacaksınız. Hem o kül kedisi Sıla'yla mı gidecekti baloya senin yerine? Bana bak çok güzel oldun. Sen bu adamın İstanbul'un en ünlü avukatı olduğunu biliyor musun? Sen mi yakışacaksın onun yanına yoksa o Sıla mı? Anne ablama niye öyle diyorsun ya? Ne demişim? Sus hadi sus hadi. Gel seni bir görsünler. Gel gel gel. Hamile olduğumu öğrendiğim gün hayatımın en güzel günüydü. Sana haber vermek için koşa koşa geldim. Feraye'yi gördüm. Nişanlanıyordunuz sanırım. Çok güzel görünüyordu. Sen de öyle. Çok yakışıklıydın. Gerçi hala öylesin. Gerçekten ablam yüzünden mi çıkmadın o an karşıma? Hamile olduğunu benden gizledin. Kızımızın olduğunu gizledin. Naciye Hanım
senin için çok güzel bir gelecek planlamıştı. Benim gibi biriyle evlenmendense Feraye gibi birini, avukat birini sana uygun görmüştü. Ah be Gönül. Ah be Gönül. Keşke o gün çıksaydın karşıma. Anlatsaydın bana her şeyi. Düşündüm. Ama çok mutlu görünüyordunuz. Sonra Naciye Hanım bebeğimize zarar verir diye düşündüm. Onu aldırmam için beni zorlardı. O yüzden korktum. Ve kızımı korumak için kaçtım. Bütün hayatım Zeynep'i korumakla geçti. Üzülmesin diye didinip durdum. Ama beceremedim. Beceremedim. Hayır hayır. Sen elinden geleni yapmışsın. Harika bir evlat yetiştirmişsin. Bütün zorluklara rağmen. Merak etme. Artık ben varım. Bundan sonra Zeynep'le ilgili acıya, kedere, sıkıntıya önüne çıkabilecek her neyse tek başına göğüs germek zorunda değilsin. Ben yanındayım ben. Acıyor mu hala Berin? Evet, ara ara hissettiriyor. Fazla zorlama kendini. Alo, Ege. Gönül teyze, hemen hastaneye gelmeniz gerekiyor. Ne oldu? Zeynep'i acil ameliyata alıyorlar. Hemen geliyorum. Ne olmuş? Zeynep ameliyat alıyorlarmış. Hadi, hadi çabuk gidelim, hadi. Gel yavaş. Hadi kızım, hadi 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 yürü. Anne nereye ya? Şş, bir sus bak. Allah Allah ya, fıstık gibi oldun. Kuzey seni bir görsün. Baloya seninle gideceğini söyleriz ona. Hani Kuzey abi benim gelmemi istemişti? Bana da öyle dedin anne. Hani Kuzey biliyordu, o istemişti. Anne sen bize niye yalan söyledin? Ne yalan söylemesi canım, işte Sıla'nın işi vardı. Ben de o yüzden öyle dedim. Tamam ya. Bitti ablamın işleri. Hadi abla sen hazırlan. Sen gideceksin baloya. Ya siz beni deli etmek için mi geldiniz dünyaya? Beni niye dinlemiyorsunuz? Niye bir dediğimi yapmıyorsunuz? Sıla'nın evde yapacak işleri var, bu kadar. Ya bir güncük de sen yapıver anne bu işleri. Hem ben de yardım ederim. Bu baloya ablam gidecek, o kadar. Hadi abla gel, hazırlayalım seni. Bırak ben bakarım. Aa Hülya abla, söylediğin doktora mı gittin sen? Harika görünüyorsun. Yok canım, ben botoks falan yaptırmam. Sen hayırdır? Kuzey'i baloya götürmeye geldim, sabah aradı da. Ben de 2 dakikada burada hazırlanırım. Seni mi çağırdı? Evet. Ha, geç tabii, gel. Ah Pelin, hoş geldin. Kuzey. Kızsın. Ya beni bu kadar angaryanın içinde yalnız bırakmadın. Teşekkür ederim. Aşk olsun Kuzeyciğim ya, lafım olur. Sen her derdimde benim yanımdaydın. Tabii ki yalnız bırakmayacağım. Sağ ol. Kahve içer miyiz? Olur. Abla. Hallederim ben, siz geçin. Hadi gel biz geçelim. Pelin'i aramış demek. Ben senle gider diye düşündüm ama. Neyse, Bahar'a da gerek kalmadı zaten. Neyse, ben de kahveleri yapayım. Tamam, ben de üstümü değiştireyim abla.
Defol git lanet olası arama ya. Madem açmıyorsun, o zaman biz geliriz. Adam dışarıda ha? Maalesef. Yani kaçmış. Gönül'ün peşine düşmüş. Ama onun peşine düştüyse Melis'in peşine de düşer. Peki ama bu adamla Melis'in arasında ne geçmiş olabilir ki? Bilmiyorum. Bilmiyorum abla ama belki yakalanmaması daha iyi olur. Tabii Melis suça ortaklık etmişse. Ay Allah aşkına sus deme öyle. Şimdi bu cani Zeynep'in Bülent'in kızı olduğunu biliyor mu ha? Ay bilmiyorum abla. Gerçekten bilmiyorum. Ama ben bunları düşünmekten kafayı yiyeceğim artık. Kafayı yiyeceğim ya. Oh. Ben ne güzel her şeyi ayarlamıştım. Sevmiyorum anne. Ben Kuzey'i sevmiyorum. Kuzey de beni sevmiyor. Böyle bir şey yok. Bak. Eğer bir daha yaparsan, eğer bir daha beni böyle bir duruma düşürürsen, gider Kuzey'e her şeyi anlatırım. Sonra da kimse senin yüzüne bakmaz, atarlar seni bu yata. Tamam mı? Beni göndermek o kadar kolay değil Sıla Hanım. Meğer sen Kuzey'i sevmiyorsun. Kuzey de seni sevmiyor. Sen onu istemiyorsun. Kuzey de seni. Belki de Bahar'ı sever ha. Eğer sen almazsan Bahar alır Kuzey. Ben de öyle ya da böyle bu evin hanımı olurum. Kuzey'i kimselere kaptıramam. Dur sen dur. Ben öyle kolay kolay pes etmem. Ay Kuzey alemsin ya. Hadi hazırlan sen de canım gecikeceğiz. Tamam hazırlanırım şimdi. Kuzey, smokin'i de oraya koydum canım. Tamam ablacığım, teşekkür ederim, sağ ol. Canım sen hazırlanırken ben de aşağıda hazırlanayım o zaman. Olur, olur. Pelin bekle canım, ben geliyorum şimdi. Ay! Beceriksiz, bir de buraya dökmüş. Zahmet etmeseydin Hülya abla ya. Çok az bir işim var zaten. Sonrasında Kuzey'le balonun tozunu arttıracağız. Ay kız! Ay! Kız! Kız! Ay! Kuzey! Kuzey koş! Ay! İyi misin ha? Of değilim. Çok acıyor. Pelin! Of! İyi misin? Ne oldu? Of çok acıyor. Ay çok fena düştü. Dur. Dur ama çok sıcağı sıcağına anlaşılmaz şimdi. İşte bu kadar. Balaya Bahar gidecek. Melis, nereye kızım? Hiç. Mutfağa.
Melis'ciğim sen bir gel bakayım buraya, biz seninle bir konuşalım. Neyi konuşacağız alacağım? Şu Ragıp meselesi. Sen onunla ne konuştun? Evet, sıfır RH negatif kan lazım. Sen bir soruştur. Ben de zaten birazdan okula geleceğim. Ya abi, zaten çok yakın olduğu için istiyorum. Bir sorsan sağa sola falan. Hatta bak, sen radyodan anons geçebilirsen inanılmaz güzel olur. Ya dediğim gibi zaten inanılmaz yakınımız. Biz baktık birkaç bir yere ama... Tamam, zaten numaram var. Söz oluyor ya. Yani gibi çok biz de anlamadık Bülent amca. Bir anda makineler ötmeye başladı. Sen içeride miydin? İçerideydi Bülent amca. Ne? Ya bırakın şimdi bunları. Zeynep nasıl? Doktor bey, sabah her şey yolundaydı. Ne oldu birdenbire? Ameliyata hazırlıyoruz. İç kanama riski gerçekleşti. Şimdiden 2 ünite kan verdik. Nasıl olur oğlum? Bu iyi olacak mı? Acil kan lazım. Az bulunan kan grubu bu. Doktor bey, benim kan grubum uyuyor. Ben hemen verebilirim. Yetmez. Daha çok kan lazım. Yoksa kızınızın hayatı tehlikede. Aileden başka birileri de olabilir. Zeynep'in kardeşi var mı? Neden donup kaldınız? Zeynep'in kardeşi yok mu? Yok. Yani ben yok diye biliyorum. Değil mi Gönül teyze, Zeynep'in başka bir kardeşi? Yok. 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 Zeynep tek çocuk doktor bey. Zaten olsa bana bundan bahsederdi. Evet. Zeynep'in kardeşi yok. Anladım. Siz kan bulmaya çalışın. Ben birkaç ultrason daha istedim. Rahmini almamız gerekebilir. Daha çok genç. Öyle ama hayatı daha önemli. İyi ihtimale odaklanın. Bülent, ne yapacağız? Her şey yoluna girecek Gönül. Bak doktorun dediklerini duydun. Belki rahmini almalarına gerek kalmayacak. O yüzden iyi düşünelim. Biz bir an önce kan bulmaya odaklanalım, tamam mı? Ben bizim tiyatroya gidiyorum. Oradaki çocuklara soracağım. Ben de şimdi okula gidiyorum. Herkese haber verdik. Hiç endişelenmeyin Gönül teyze. Okan'ı bulacağız. Tamam Ege, hadi. Hadi aslanım. Bülent, Melis'le Yiğit'in kanı kesin Zeynep'inkiyle aynıdır. Gönül, bak Yiğit'ten almazlar çünkü onun yaşı daha tutmuyor, küçük. Melis'in de durumunu biliyorsun. Zeynep'e karşı bu kadar öfkeliyken ondan kan beklemek biraz güç olabilir. Ne yapacağız peki? Zeynep'in gözümüzün önünde kayıp gitmesine izin mi vereceğiz? Of. Ay ne oldu? Ay düştün mü? Nasıl düştün? Ah ah ah. İyi misin kızım? İyiyim, çok acıyor. Ah ah ah, ay kırıldı mı ki yoksa? Ay Allah korusun. Bu evde ne var ya? Ne zaman gelsem düşüyorum. Geçen defa bu kızın iki yüzünden düştüm. Şimdi de merdivende bir şey vardı, kaydım. Of, çok acıyor. Ay, ah, asla. Sana şu kovayı şuradan al dedim kaç kere. Bir de ayak altına koymuşsun, bak gördün mü? Kız basmış, kaymış, düşmüş. Al. Ama ben... Ben bakarım. Şey, yok sen. Ben bakarım, sen alıma çay ver. Ben çayımı içtim, sen gel bakayım buraya. Tamam, tamam o zaman kahve getir. Ay Melis çekil, ne yapıyorsun? Melis, kızım buraya gel bak, önemli bir şey var. Konuşacağız seninle. Tamam anneciğim, ben kapıyı açayım geleceğim. Sen dur. Asıl sen dur. Melis çekil ayol ya. Ya, ya.
Benim özel bir kargom var. Özel kargo. Hayatımda hiç böyle bir kargo duymadım, biliyor musun sen? Şimdi söyletmeyin bana şimdi ama. Kızım sen ne saçmalıyorsun? Melisciğim, kargolar kapalı kutla gelir. Alacağım, koyacağım odana, çekin. Ben bakarım. Bir çamaşır aldım da evleneceğim Göberciğim. Ha. Tamam, sen bak o zaman. Ben zaten üst katı temizleyecektim. Ha. Tamam, aynen aynen. Sen temizliğini yap. Şunun hallerine bak abla. Vallahi bir şeyler dönüyor ama anlayamadım. Eğer bu Ragıp denen adama Zeynep'i kaçırdıysa. Yok canım. Artık o kadar da olmaz yani. Ağaç oldum kızım burada. Her yerim ağrıyor zaten. Ya tamam sen git, ben gelirim birazdan. Yok. Bir sütü kahveni içelim artık. Nişanlımdan paparayı fena yedim. Bitik haldeyim. Ya sen ne yapıyorsun, delirdin mi? Tamam bak sen git, sokağın karşısına geç, ben gerçekten geleceğim diyorum. Ne oluyor orada ya? Melis! Ya bak git dedim, git ne olursun git. Yeter lan. Sıkıldım saklanmaktan. Selamun aleyküm. Arkadaşlarla konuştum. Onlar da bir taraftan kan aramaya başlıyorlar şimdi. Melis'le konuştun mu? Doktoru duydun, acelemiz var. Kızımız ameliyata girecek. Gönül, bak galiba anlatamıyorum ben sana derdimi. Ben bu olayı ne Melis'le ne de Yiğit'le şimdi konuşamam. Ben konuşurum o zaman. Kızımın hayatı tehlikede. Melis de Yiğit de kardeşiniz ölüyor demeye sen hazır değilsen ben hazırım. Gönül. Gönül. Ne işin var benim evimde? Bir sakin ol ya. Konuşmaya geldik. Sen konuşmayı biliyor musun? Bu kim Feraye? Abla Zeynep'i kaçırıp bıçaklayan kişi işte. Ne? Hemen polisi arayalım. Ara. Durduğun kabahat. Ara bakalım hanımanne. Ne istiyorsun sen bizden ya? Sarı kola kimin? Benim. Göz hakkıdır ha. Helal et. Eğer hemen evimi terk etmezsen polisi arıyorum. Ara ulan ara. Ara dedik ya. Arada Kodes'e giderken yanımda kızını da götüreyim. Ne? Şuraya bakın, her yer deterjan. E tabii ki kayar bu kız. Ya yemin ederim ben dökmedim. Yani ben dikkat ederim, hem bu buraya dökülürse kabarır burası. Ben dökmüş olsaydım silerdim hemen. Bütün sabunu boca etmiş bunun içine. Bu havuzun deposunu temizliyordu ya. İşte oradan da getirirken hep buralara al işte. Al, olacağı buydu bak. Gördün mü kız ne halde? Neyse canım, hadi doktora götürmemiz lazım Kuzey. Gel. Ay ay ay, şimdi sen baloya da gidemezsin ki bu ayakla. Acıyor mu? Uf, basamıyorum ya. Hadi hadi hastaneye gidelim. Tamam tamam, basmıyorsun da sen yüklen bana. Tamam ama siz hiç merak etmeyin. Siz Kuzey Bahar'la gider baloya. Biz elimizden gelen her şeyi yaparız. Yeter ki Kuzey Bey'imizin işi halli olsun. Hadi. Bir şey merak etmiyorum.
Dönünce konuşacağız bu konuyu. Hadi benim gel. Basma üstüne yavaş yavaş. Gel yavaş. Hay Allah ya. Dur lütfen. Ya bak, ben daha çocuklarıma Zeynep'in kardeşi olduğunu söylemeden sen mi söyleyeceksin ha? Başka ne yapabilirim Bülent, söyle. Kızımın canının kurtulması için kardeşlerinin kanı lazım. Sen isteyemiyorsan ben isterim onlardan. Gönül, bak senin konuşman olayları daha da karmaşık bir hale getirir. Hem Yiğit'ten kan da alamıyorlar. Melis'ten alırlar o zaman. Zeynep kurtulsa bile anne olamayabilir. Her yolu denemezsem onun yüzüne nasıl bakarım? Lütfen sen de bunu anla. Ben bakabilirim mi zannediyorsun Gönül? Ben yıllar sonra buldum kızımı. Onun gözlerine bakarak bir kez bile kızım demeden gitmesine izin verir miyim zannediyorsun ha? Gönül, bak Zeynep'in iyi olması için elimden ne geliyorsa yapacağıma emin olabilirsin. İnan bana. Hadi topla kendini. Ben bir yolunu bulacağım. Kızımız sağ salim çıkacak buradan. Hadi. Sen içeriye geç. Lütfen. Kızımızın yanında ol. Bülent amca. Melodi. Abim haber verdi de ben de destek olmaya geldim. Zeynep abla nasıl? İyi yapmışsın kızım, hoş geldin. İyi, biraz sonra ameliyatı alacaklar. Gönül Hanım da üzgün işte. E tabii, kızı sonuçta nasıl üzgün olmasın? Evet. Ben de geçiyorum içeri. Az daha var mı susuzlardan? Kıyakmış ha. Hayırdır? Ne el kol yapıyorsun? Bu evdeki hiçbir şeye elini sürmeyeceksin. Şimdi defol git evimden. Defol! Oo, sen de bayağı yaman çıktın ha. Kızın sana yediği haltları anlatmadı tabii. Ondan bize atar yapıyorsun. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun, ben sana Zeynep'i kaçırır mı dedim? Yani biz öyle bir şey mi konuştuk? Yok, konuşmadık. O zaman ne istiyorsun benden? Sen babanın telefonunu açtığın günü hatırla bakalım prenses. Ne telefonu be? Ne diyorsun sen? Adam gibi anlatsana şunu. Gönül'ü arıyordum. O gün telefonu sizin bu kıvırcık açtı. Buluştuk bununla. Gönül'ün adresini verdi bana. Söyle bakalım şu Gönül'ün adresini. Gönül'ün adresini benim verdiğimden kimsenin haberi olmayacak değil mi? Olmasın. Yani olmazsa sevinirim. Sen dalgana bak. Adresi ver, gerisine karışma. Biz icabına bakarız. Gönül'ü öldürmeyeceksiniz değil mi? Alacağım var kadından. Öldürürsem nasıl alacağım? Ne bileyim ben. Adres. Güzel. Şimdi avcuma düştün Gönül. Doğru mu bu Melis? Anne ben yemin ederim babam seni aldatıyor sanıyordum. Bak ben o kadından kurtulmak için verdim gerçekten. O eve giden buydu o zaman. Kuzey'e denk geldi.
Dövüştüler bunlar. Kuzey dediğin o Çetin Ceviz mi hanımandı? Sağlam adamdı ha. Ama ne demişler? Kırılmayacak ceviz yoktur. İçim yanmış ya. Şunu bir doldurun bakalım. Ya sen bu kızı bilerek düşürdün değil mi? Ya bu merdivene falan böyle sabunlu suları bilerek döktün. Anne ne diyorsun sen ya? Ya bırak Allah aşkına ya. Tabii baloya gitmeye heveslendin. Elbiseyi de beğendin. Kız gidemesin diye de böyle tuzaklar kurdun. Anne ablam öyle bir şey yapmaz. Aman aman bırak. Bana mı anlatacaksınız siz? Baloya gideceğim diye etekleri zil çalıyordu be. Tabii gidebilmek için de kızı aradan çıkarması gerekiyordu. Anne olur mu öyle şey ya? Ben bir şey yapmadım. Ya Sıla ya Allah aşkına. Ya nasıl yaparsın sen böyle bir şeyi ya? Ya kızın kafasını çarpsaydı? Ya kıza bir şey olsaydı? Ya ölseydi? Ay Allah korusun ya Rabbim ya. Ya anne saçmalama. Ya sus. Biri duyacak şimdi. Sen hep böyle hasettin ya. Vallahi kime çektin acaba? Hadi doldurun bakalım şunu Çetin Cevizler. Ha şöyle ya. Anne dili konuşalım. Bu evde seninle aynı dilden konuşan kimse yok anladın mı? Tehditlerine kimse boyun eğmeyecek. Tehdit mi? Daha tehdit işine girmedim ki ben. Ya sen ne istiyorsun benden? Ya ben sana bir tek gönlünün adresini verdim. Bu bir suç değil ki. Doğru. Suç değil. Değil de bunları baban duysa ortalık fena karışır değil mi? Merak etme hallederiz onu biz. Şimdi defol git evimden. Defol! Peki gönlü istiyorum dediğimde kızınızın Zeynep'i bana vermesini nasıl açıklayacaksınız? Hani adres? Adres yok ama seni gönülün yanına götürecek bir şey var. Ne saçmalıyorsun sen? Bak şu giden kız var ya, o gönülün kızı. Seni gönülün yanına götürecek. Al o kızı istediğini yap. Kızım. Al sana suç işte. Ne diyorlar? Suçu azmettirmek. Bana baksana sen. Sen bir bana bak. Bakıyoruz hanım anne. Buyur. Melis ne yaptın sen? Kızım ne yaptın sen? Teyze. Sağ ol kızım. Zeynep abla nasıl? Ameliyata hazırlıyorlar. Zeynep abla iyi olacak.
Abim ona zarar gelmesine asla izin vermez. İzin vermez değil mi? Canını ortaya koyar, yine de izin vermez. Peki nasıl oldu da Melis'le nişanlandı? İşler bu noktaya nasıl geldi? O çok uzun bir hikaye. Anlatsana. Zeynep abla yanınca her şeyi anlatır. Hiç merak etme. Anlatır değil mi? Her şey yoluna girecek. Hiç merak etme. Sağ ol kızım. Ay nerede bu Ege acaba ya? Of! Melodi de yok ortalıkta. Heh! Oğlum yetmezmiş gibi bir de kızımı yanına çekmiş ya. Ay delirtecek bu kadın beni. Biz de kızlarla konuşuyorduk. Baloya Bahar mı gitse diye. Gerçi sen bu elbiseyi Sıla'ya vermişsin ama... Sıla mı gidecek? Ne yapsak? Sıla. Doğru mu söylüyor? Ha? Sen mi yaptın? Sen mi düşürdün Pelin'i? Hülya abla ben... Duymuş demek. Sana soruyorum Sıla. Yok Hülya abla, yemin ederim ben bir şey yapmadım. Suyu ben dökmedim. Kızım, bu su gökten zembille mi düştü sen dökmedin de? Allah Allah. Tamam de, yanlışlıkla olmuş de bir şey de ama yani sen de. Ya abla yemin ederim bak. Tamam, bırak boş yerine yemin edip durma bak. Kadın duymuş artık ya, başka dönüş yok bunun. Ama ben... Gelcim. Sen Kuzey'e bir şey söylemesen yapmış bir cahillik ha. Yani Kuzey Bey duyarsa kapıya koyardım ki hakkı var. Ama işte ne bileyim sen söylemeyi ver ha. Zaten Kuzey anladı gibi giderken böyle baktı ben gelince konuşacağım falan dedi. Ya ben bir şey yapmadım yemin ederim ben bir şey yapmadım. Ah ah Sıla, bir balo için değer miydi be? Neydi kızın adı ya, Pelin miydi? Yazık oldu kıza, yazık. Al kızım sen dur, sen dur. Nereye gidiyorsun sen? Biz şöyle yapalım, ben baloyu hazırlayayım Bahar'ı. Bahar'la gitsin, ne dersin Hülya'cığım? Ne zaman gelsem düşüyorum. Geçen defa bu kızın iki yüzünden düştüm. Şimdi de merdivende bir şey vardı, kaydım. Of çok acıyor. Asla. Sana şu kovayı şuradan al dedim kaç kere. Bir de ayak altına koymuşsun. Bak gördün mü? Kız basmış, kaymış, düşmüş. Al. Ama ben... Dönünce konuşacağız bu konuyu. Benim karşıma çıktın, beni tehdit ettin. Ben de sana Zeynep'in Gönül'ün kızı olduğunu söyledim. Yani ne var ki bunda? Bunda suç falan yok. O işler öyle kolay olmuyor be Kıvırcık. Anan bilir. Kendi pisliklerinin ortaya döküleceğini unutuyorsun ama. Ya sen gencecik bir kızı bıçakladın. Senin yüzünden hastanede yaşam savaşı veriyor be. Ben yandım zaten. Size yakmaktan çekinmem. Efendim Nihan? Babam. Evet. Sıfır RH negatif. Sen bir barodaki arkadaşlara da sordursan. Anne babam geliyor anne. Anne ne yapacağız? Babalardan korkulur vallahi. Ben de korkardım babamdan.
Gerçi senin baban biraz atarlı giderli ama katlanacağız artık. Gelsin, konuşalım. Evet Nihan, zor bulunan bir kan. Bizde henüz bir şey yok. Haberleşiriz. Görüşmek üzere. Ameliyat alacaklar. Kan arıyoruz. Ciddi misin? Maalesef. Doktorlar rahmini alabiliriz dediler. Ulan şu asortikler de bir tuhaf ha. Adamın hem kocaman ofisi var, hem de evinde çalışma odası. Bizde belimizde silah. Nerede izbe, rezalet bir yer var. İşimizi orada görmeye çalışıyoruz. Yani babacığım ben kan vermek isterdim ama malum antidepresan alıyorum ya. Sağ ol güzel kızım, sağ ol. Düşünmüş olman bile yeter bize, sağ ol. Ben de bugün hastaneye geleceğim Bülent. Öyle misin? Evet, Zeynep'i görmek istiyorum. Belli ki durum çok ağır. Olur. İyi olur. O zaman ben bir duş alayım, üstümü değiştireyim. Görüşürüz, tamam mı? Başımızı açtığın belaları görüyorsun değil mi? Dedik Zeynep'in bu durumda olmasında senin de payın var biliyorsun değil mi Melis? Ay anne ben Ragıp'a ne dedim ya git Zeynep'i bıçakla mı dedim? Sus Melis sus. Şu içerideki adamı saklıyoruz ya. Sana bir şey olmasın diye onunla işbirliği yapıyoruz ya. Ah Melis. Yazıklar olsun. Abla, ağlama artık ya. Üzme kendini. Ya yemin ederim kovadan su dökülmedi. Eminim. Ben öyle şey yapar mıyım Bahar? Ablacığım yapmazsın. Ben biliyorum. Ama Hülya abla öyle sandı. Şimdi gidip Kuzey'e anlatacak. Kuzey çok kızgın zaten bana. Kuzey inanmaz bana. Kuzey gelmeden gitmem lazım. Abla nereye gideceksin? Gidiyorum ben. Abla gitme. Kuzey kovacak zaten beni. Anne, abla. Ne oluyor kız? Niye oyalanıyorsun kızım? Akşam balo var, geç kalacaksın. Ya ablam Kuzey onu kovacak, ona inanmayacak diye gidiyor. Ne? Ay Sıla! Abla! Sıla bir dur! Sıla bir dur, dinle! Ya nereye kız? Kuzey'e hesap vermeden nereye gidiyorsun acaba? Anne, ne işin var senin burada? Zeynep ablayı merak ettiğin için geldin değil mi? Yani sonuçta Zeynep de bir insan tabii. Üzüldüm.
Asıl ben sizi merak ettim. Oğlum eve gelmez, kızım okuldan kaçar. Anneciğim, Zeynep abla burada riskli bir ameliyata girecek. Sen bana okul diyorsun ya. Zeynep'in geleceği için evlatlarımın geleceğinden mi vazgeçeceğim ben? Ne diyorsun sen ya? Geçmiş olsun diyorum. Bak kızım içeride ölüm kalım mücadelesi veriyor. Belki de anne olamayacak. Sen buraya insanlık gösteren evlatlarını fırçalamaya mı geldin? Hayır canım. Evlatlarımın da kendi hayatları olduğunu hatırlatmaya geldim. Senin derdin evlatların mı yoksa ben miyim? Onu konuşalım istersen. Hem evlatlarım hem de sen. Benle olan derdini kendin hallet. Evlatlarına gelince kızımı bağrına bastılar diye evlatlarına kızacağına onların ellerinden öp. Kızın evlatlarımın hayatını, sen de en yakın arkadaşımın hayatını mahvetmekle uğraşırken ben onlara kol kanat geriyorum be. Ne kızım ne de ben. Kimseye bir kötülük yapmadık. Kendi kızına yaptıklarını gördük. Bülent'in başına attın gittin onu be. Şimdi o kız ameliyat masasındaysa bu senin suçun. Bana bak. Anneciğim, Gönül teyze tamam. Hastanedeyiz ya, herkes bize bakıyor. Şuna bak ya, kasabasından gelmiş, şimdi bize kafa tutuyor. Anneciğim. Ne biçim kadınsın sen be? Anne. Şimdiye kadar neredeydi aklın? Anlatın biriniz, ne oluyor? Sen nereye gidiyordun Sıla? Sıla? Kız anlatsana yaptıklarını. Vallahi ben utanıyorum demeye. Anlatacak mısınız biriniz, hadi? Tamam ablam, dur. Anlatacağım ben. Ya bu kız düştü ya. Helin Hanım. Sıla onu bilerek, isteyerek yapmış ama ne olur sen kızma. Sıla, bilerek yapmış öyle mi? Kuzey, ablam, Sıla sen kızacaksın diye korkup kaçmak istedi evden. Baloya gidilecek diye ben de ona bir tane elbise almıştım. Kız ne yapsın, heveslendi tabii. Sonra Pelin de böyle düşünce... Abla sen ne anlatıyorsun ya? Sabahtan beri ne anlatıyorsun abla? Ben Cavidan Hanım'ı Sıla ile konuşurken duydum. Bilerek suyu döktün diye Sıla'ya kızıyordu. Ben de sordum hatta kendisine. Sıla ne dedi peki? Ne diyecek oğlum? Yaşlı bir cahilliktir yapmış. Büyüklük sende kalsın, kızmayı ver ha, olur mu? Genç kız ya. Anne lütfen. Ya bu baloya gitmek istiyordu ya. Pelin gelince de yani biraz hasetlenmiş. Ondan sonra da böyle bir şey yaptı. Yeter! Sadece sorduğum soruya cevap verin. Sıla ne dedi? Yapmadım dedi. Ağladı. İşte senden korkusundan da evden gidiyordu. Sıla. Bilerek yapmış öyle mi? Ben Pelin'le baloya gideceğim diye onun canına kastetmiş. Sıla, hadi kızım. Sen biraz alanlara git. Ben de buraları çekip çeviririm. Hadi sen git. Sıla, hadi kızım. Nereye gidiyorsun? Konuşmamız daha bitmedi. Gitmedim Şavkat. Gitmedi. Ya sen bizden ne istiyorsun bir söylesene. Bak, sen akıllı bir kadına benziyorsun hanım anne. Sence? Para?
böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Anne ben bir şey yapmadım ya. Gönül belasıyla gelmiş işte. Sana ne gönlün başındaki beladan? Hangi akla hizmet böyle bir şeye karışıyorsun? Sonunun ne olacağını bilmiyor musun Melis? Kızım bak, bak ne oldu? Zeynep hastanede canıyla cebelleşiyor. Anne biz bu kız yüzünden aylardır acı çekmiyor muyuz şu an? Melis yine başlama, başlama kızım. Of delirtme beni. Çık git odadan. Çık! Gözüm görmesin seni. Çabuk! Feray, hazırım ben. Çıkacağım, geliyor musun? Sen git, ben gelirim Bülent. Peki, haberleşiriz o zaman. Bülent miydi o giden? Bülent abla gitti. Ne yapacağız? Bize yol göründü. Hadi size iyi günler. Görüşeceği nasılsa. Ne görüşmesi ya? Anlaştık biz hanım annemle. Anlaştınız mı? Nasıl anlaştınız? Para vereceğiz, o da susacak. Ne? Bunun oğlu. Bunun nişanlısı senin artist kocan. O kadar sopa yedik. Tedavi de mi olmayalım? Sana 5 kuruş para çıkmaz bu evden, anladın mı? Kimseye de izin vermem. Vallahi ben bilmem. Kızını kurtarmak istiyorsan paşa paşa parayı vereceksin. Benim kızım ne yanlış yaptıysa cezasını çeker. Gerekirse hapse girer. Cezam neyse ben de çekerim. Ama senin keyfine keyif katmak için o paraları vermem. Anladın mı? Top dedik. Ağır ol bakalım. Kafama silah da dayasan sana bu evden 5 kuruş para çıkmaz. Tamam mı? Hadi şimdi defol. Eyvallah. Kendin bilirsin. Bana bak, bana. Eğer kızıma yaklaşırsan seni kimseye bırakmam. Cezanı kendim veririm. Dayak neymiş işte o zaman görürsün. Anladın mı beni? Anladın mı? Defol! Defol bu evden! Defol dedim sana! Defol! Feraye! Feraye! Yıldız! Su getir Yıldız hele. Gel. Tansiyonun çıkacak. Yıldız çabuk ol! Hadi Yıldız, hadi. Hadi. Allah aşkına, ne olur sen sinirlenme. Bak bir hatadır yapmış, tamam. Kızım hadi. Hadi git toparlan, ben seni ilk otobüste göndereceğim, hadi. Gel. Herkes konuştu. Tek sen bir şey söylemedin. Şimdi sana soruyorum. Bilerek mi yaptın? Yapmadım. Bilerek yaptım deseydin de inanmazdım zaten. Duydunuz mu? Sıla asla böyle bir şey yapmaz. Dikkatsizlik yapabilir, sakarlık yapabilir ama bilerek kimsenin canına kastetmez. Hele ki yalan hiç söylemez. Tamam mı? Ben balaya gitmiyorum.
Pelin'in durumu da gayet iyi. Bu konu da burada kapandı. Gönül, Zeynep nerede? Durumu nasıl? Birazdan ameliyata alınacak. Zeynep, kızım. İyi olacaksın kızım, merak etme. Biz buradayız kızım. Kızım, güzel kızım. Ben senin babanım. Ben senin babanım. Canım kızım. Zeynep'im. Her şey yoluna girecek. Seviyorum Zeynep. Hastayı alalım hemen. Kan bulabildiniz mi? Evet. Birkaç ünite bulduk. Baba, ben de kan verecektim. Gruplarımız aynı ama yaşım küçük olduğu için almadılar. Sağ ol oğlum. Ben verdim, hallettik. Umarım fazlasına ihtiyaç olmayacak. Ya, keşke alsalardı. Ben de yardım etmek isterim Zeynep ablaya. Nasılsın oğlum ya? Anne, her şeyi sen yaptın. Ne diyorsun sen kız? Biliyorum, ben senin bakışlarından anlarım. Sen kesin bir iş çevirdin. Bahar. Beni baloya göndermek için çatı akıyor dedin, ablamı işe yolladın. Sonra da o kız gelince baloya gitmesin diye sabunu suyu yere döktün. Sus kız. Hala biri duyacak, inanacak. Ben niye böyle bir şey yapayım ya, bana ne? Ben sana söyleyeyim niye böyle bir şey yaptığını. Ben geldiğimden beri beni giydirip süslendirip Kuzey abinin odasına yolluyorsun. Niye? Yok abi deme, bey de. Ben seni düşündüğüm için yapıyorum be. Seni sevdiğim için. Şu gençliğin, güzelliğin heba olmasın istiyorum. Kuzey'le evlen, bu evin hanımı ol istiyorum. O yüzden yapıyorum. Ne diyorsun anne sen ya? Ne saçmalıyorsun? Olur mu öyle şey? Niye olmasın? Hem ben ablana sordum. Kuzey'i istemiyorum, yok öyle bir şey dedi. Yok mu dedi? Evet. Kuzey'i sevmiyorum, istemiyorum dedi. Kızım, ne olur sen de biraz yanaşsan. Biraz böyle bir cilve yapsan ne olur? Anne saçmalama ya. O nasıl laf öyle? Ya ne olur Kuzey'le evlensen, kendini de beni de kurtarsan fena mı olur? Yok anne, öyle bir şey olmayacak. Çıkar onu aklından. Niye kız? Kuzey her genç kızın hayali. Hı? Vallahi sordum Sıla'ya. İstemiyorum dedi ya. Sevmiyorum dedi. Vallahi billahi öyle dedi. Hem istese de Kuzey ona bakmaz ki. Ama sana... Anne yeter. Tamam. Saçmaladın artık iyice. Hem ablam var, olmaz. Bir daha sakın ablama da iftira atma. Zaten Kuzey abi de inanmadı. Hakikaten inanmadı ha. İyi boyamış gözünü. Bu göz boyamak falan değil anne. Kuzey abi ablama inanıyor. Ona kötülük yapmayacağını biliyor. Boşuna uğraşma.
Demek öyle. Demek Kuzey Sıla'ya çok inanıyor. Demek o buradayken bu iş olmaz. O zaman ben yapacağımı bilirim. Helvası. Kuzey'i çok sever biliyor musun? Ben de ondan yaptım. Teşekkür etmek için. Hani Sıla öyle şey yapmaz dedi ya. Bana güvendi. Bana dünyaları verseler bu kadar mutlu olmazdım. Kuzey biliyor musun? Hemen öyle güvenmez herkese. Böyle bakar, izler, tartar. Ama sen hep böyle ol, olur mu? Onun güvenini sakın kırma. Bakalım Alper işin içine girince Sıla'ya güvenebilecek misin Kuzey Efendi? Bülent amca. Bülent amca okuldan arkadaşlar. Kan grupları uyuyor. Hoş geldiniz çocuklar. Allah razı olsun. Ne demek? Zeynep'in okulda bize çok yardımı dokundu yanında. Onun iyi olmasını isteriz. Bak Gönül teyze, Zeynep'in kocaman bir ailesi var. Merak etmeyin. Zeynep iyi olacak. Sağ olun çocuklar. Ellerine sağlık bir tanem benim. Ay benim dizim başladım. Hadi ben gidiyorum. Nereden çıktı bu? Şey, sen seviyorsun diye yaptım. Hem de teşekkür etmek için. Bana güvendiğini söyledin ya. Neyse, afiyet olsun. Duydunuz mu? Sıla asla böyle bir şey yapmaz. Dikkatsizlik yapabilir. Sakarlık yapabilir. Ama bilerek kimsenin canına kastetmez. Hele ki yalan hiç söylemez. Tamam mı? Ben balaya gitmiyorum. Pelin'in durumu da gayet iyi. Bu konu da burada kapandı. Alo. Alper, Sıla'nın yerini biliyorum. Bir an önce gel. Beni dinle.
Sıla'yı öyle bir yere götür ki bir daha Kuzey onun peşine düşemesin. Hemen gel al Sıla'yı. Herkese çay ve kek getirdim. Teşekkür ederim. Çay almayacağım. Efendim? Benim Ragıp. Ne istiyorsun benden ya? Annem bana postayı koydu ama benim elimde senin ilgini çekecek bir şeyler var. Ege ile ilgili. Neyim var Feraye? Dalıp dalıp gidiyorsun. Yorgunum ben. Al benden de o kadar. Vallahi bu kızla anası hepimizi yordu. Hayır Ege'yi bırak. Melodi'yi de artık sürekli peşine. Ay Ege ile şu Melis bir evlense de kurtulsak şu hazır altı. Ameliyat başarılı geçti. Zeynep'in durumu çok iyi. Ah, şükürler olsun. Oh, Allah'a şükür. Peki doktor bey. Anne olabilecek mi? Rahmini almamıza gerek kalmadı. Zeynep isterse anne olabilecek. Ah, şükürler olsun. Bu arada Ege hanginiz? Benim. Zeynep hepsinin adını sayıkladı. Geçmiş olsun.